daha sonra buradaki elektronik devreye görünce biz bunun kumandalı olabileceğinden şüphelendik. Daha sonra aracın içerisine baktığımızda böyle bir kumanda çıktı. Bu kumanda yalnız kumanda edebilmesi için aracın çalışır vaziyette olması gerekiyor. Aracı çalıştıralım. Daha sonra vitesin manuel pozisyonuna gelmesi gerekiyor. Manuele gelmediği sürece bu kumanda devreye girmiyor. Manuele getirdikten sonra kumandamıza basıyoruz. Ve böyle teyip kısmı hidrolik sistemle dışarı çıkıyor. Baktığımızda dolu fişekler, bir adet yedek şarjör, bir adet sigara paketinin içerisinde 3 tane içime hazır sarılmış esrarlı sigara, bir adet neydi markası? Glock tabanca, içerisi dolu mermi ağzında. Tekrar Zulanın içerisinde bir adet yine Glock bir tabanca. Şarjörlü ağzında mermi.